Valla ne diyeyim ya. <laughs> Fallout'un <'ın gülüyor> dizisini yaptılar Deniz Hanım. Yaptılar. Ben yapılabileceğini pek düşünmüyordum. Ben de düşünmüyordum. Yani oyun uyarlamaları zaten biraz tartışmalı bir konu olsa hmm. da genel olarak hani yapılsa deyince çok şaşırmadığın şeyler oluyor. Çünkü bir takım hikayeler var, sinematikler var. Biraz bunları bir araya getirsen ortaya bir şey çıkar gibi düşünüyorsun. Ama Fallout'u gerçekten ben de düşünmemiştim. Post apokaliptik ortam benim filmin dizisini izlemeye en çok sevdiğim şey olabilir. Hmm. Zombi pek değil ama hani post apokaliptiğe bayılırım ki az başarılı böyle efsane olmuş filmi dizisi falan var. Bir tane Viggo Mortensen'le yazık bir film var The Road diye. Yok aynen. Yani fena değildi de işte. Baba Kız Gene değil mi o da? Ee, evet. Kız değil. Kız değil miydi? Aha. Neyse evlat böyle bir şey. Evet evet. Çok ee, oldu ben de izledim. Şey var Denzel Washington'da The Book of Eli var onu bilir misin sen? Evet ama izlemedim. Fena değil o <laughs> fena değil. Enteresan. Ee, i̇şte Walking Dead'ler falan var İşte hani o şeylere girmiyorum. En son Last of Us nasıl bastı? Şeyler Us, sayılır, was, sayılır da... mı? Ben ne? efsaneyimler falan onlardan. Tabii tabii ya bütün zombi şeyleri sayılır. biraz Aynen. post apokaliptik aslında evet. zaten falan. Fakat Fallout bütün bunlar arasında televizyona veya işte filme uyarlamak açısından şöyle bir zorluğu olduğunu düşünüyordum. Aşırı kendi dünyasına ait özellikleri var. Yani öyle sıradan bir postapokaliptik ortam değil. Kurgu tarihi olan bir şey. Loru çok geniş. Çok geniş. Çünkü Bethesda oyunu yani. Yani Bethesda oyunu olmadan önce de Fallout 1 Hı. 2 Bethesda değildi. Onlar işte Interplay'in olması lazım. Hı -hı. <laughs> yıllar, önce, yıllar önce, Yılların geek. <laughs> evet. Bethesda işte 3 ile satın aldı falan hı hı. filan. Ama yok yani lore'un şöyle her zaman şöyle çok uçuktu Fallout'un. Ben böyle zamanında açıp okumuştum ama kesinlikle şu an detaylarını hatırlamıyorum. Dünya tarihi bir zamana kadar aynı gibi. Fakat hı hı. bir noktadan itibaren kırılma oluyor. Ve orada itibaren kurgu tarih var. Ve işte ana esprisi de yani hani bunu artık böyle dizi ne kadar geçirebildi bilmiyorum. Ben diziyi oyunu bilmeyenler ne anlıyor? Böyle çok hı hı. beynim akarak bunu takip etmeye çalıştım. Takıntılı kafam. Hı hı. Ama işte aslında şöyle bir espri var yani. Nükleer güç... Artık böyle evdeki tost makinesinden... Çok kolay ulaşabiliyor. Aynen yani, yani oyuncağa kadar her şeye güç sağlayan Hı -hı. bir hale indirgenmiş vaziyette filan. Ki bir üstünü falan arama moduna geçilmiş bir noktada. Doğru Yani zaten doğru. çok e, mükemmel bir noktada. Bir de onun üstünü artık aradığımız bir noktadayız. Ama aslında o şöyle onun üstü gibi değil o ona iyi bir alternatif gibi düşecek olsan. Anladım Dizideki tamam. sembolizasyona hemen uçalım madem oraya girdi. Müzik Nükleer güç aslında aç açgözlülüğü ve hı hı. kontrol edemeyen ve günün sonunda yıkama sebep olan gücü temsil ediyor gibi. Evet. Hani biraz dizide manyakça komünizm kapitalizm muhabbeti yaptılar ya. Yani bu arada Last of Us'ta da yapmışlardı ve evet, Amerika'ya neler evet. oluyor dedirtiyor bana. Bir şeyler geliyor mu acaba? Bu bilmiyorum. Komünizm maaşı yapmayacak Hayır. <laughs> O yani dizide en azından nükleer gücün şey gibiydi yani bak bu sınırsız güç bilmem ne filan. <laughs> Ama oyunun ana esprisi nükleer güçle artık manyak bir bolluk düzenine kavuşulmuş durumda. Fakat bu bolluk düzeni gene doğu batı bloklarını çok fena şey yapıyor birbirine düşürüyor. Çünkü aslında zaten birbirine karşı savaşıyorsun. Elbette yani o gücü sahip için. Evet. Oyun lore'unda tamam mı bak direkt buralardan girdim kusura bakma. Çünkü ya birilerinin anlatısı var bu çıldıracağım kimseyle konuşamadım falan. Oyun lore'unda bu nükleer güç dengesi bilmem nesi yüzünden Doğu bloğu ve Batı bloğu soğuk savaşı sıcak bir savaşa çeviriyor. Hı -hı. Çin, Alaska'yı ve Kanada'yı mı ne falan gelip istila Hı -hı. ediyor. Öyle savaş çıkıyor falan diye biz biliyorduk. Hı -hı. Ama şimdi dizi spoilerı geliyor. Hani izlemediyseniz filan dikkat edin. İlk defa dizide oyunlarda hiç bulaşmadığımız Hı -hı. bir şekilde Voltek'in Bombalara ilk atan. Evet aslında meğersem kötü şirketler Aynen. yapıyormuş bunu. Yani kötü şirketler olayı hep vardı <laughs> ama biraz daha bu savaşın sanki şeyi gibiydi yani semptomu gibiydi oyunlarda. Biraz Tabii. burada her şeyi sorumlusuna çevirdiler. Semptom iyi bir kedime. Peki bu tercihi sen beğendin mi? Ya beğendim. Beğendim <laughs> ama benimki biraz oyundan geliyor. Sen buyur <laughs> neden beğenip beğenmediğini söyle. Ben çok hoşlanmadım. <laughs> Çünkü böyle yapınca yani onu bir semptomdan çıkarıp ana suçlu haline getirince... Biraz bana hem popülizmi oynuyorsun hmm. hem de o sembolizmin biraz altını kazıyorsun gibi geldi. Hmm. Yani şey haliyle daha mantıklıydı bu. Evet insanlık her zaman işte bu dizide de çok fazla söylenen replik olarak oyunda da illaki var. Herkesin dünyayı kurtarmak için başka bir fikri vardı. Aslında doğru ula dedin, batı bloğu dedin ya da sistemler genel olarak komünizm tek başına. Kapitalizm tek başına hiç zaten gelelim de insanların ağzını sıçalım falan diye ortaya çıkmış şeyler değil. Hmm. Ama hepsinin çok farklı bir fik var. Buna bu arada dinleri de yani insan nedeniyle inşa edilmiş bütün kurumları sayalım. Hatta oyundaki kurumlar Brotherhood hmm. of Steel'mış. Evet, burada Efendim. da vardı. Aynen. bunların hepsinin yani gene kendince iyi bir sebeple ortaya çıkıp günün sonunda birbirine karşı savaşması nedeniyle her şey çok kötüye gidiyor ya. Şimdi bunu buradan çektiğiniz zaman evil evil bir şey var. Kendi çıkarları için geldi. Ve dünyayı Bokette. Şimdi ben oradaki o işte savaşın değişmezliğini Anladım. anlayamıyorum. Hoşuma gitti lan bu argümanın. Haklısın, bok gibi yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok evet şöyle. Şimdi orijinal oyunlarda Sayın Ron Perlman'ın seslendirdiği hmm. burada oyuncu ablamızın son bölümde verdikleri savaş, savaş asla hmm. asla değişmez zepliyi. Hakikaten biraz daha savaşın böyle sanki insan doğası ve içinde yaşadığımız koşullarda kaçınılmaz bir şey olduğunu anlatır evet. gibi. Çünkü çatışma asla bitmez. Evet ve hani kaynak kapışması evet. filan burada evet. ana evet. konu. Ama burada dediğin gibi bir tık kötü adamlar çok bariz gibi <laughs> olmuş oldu. Yani o son şey sahnesi yazık herif karısını dinliyor. "Perfon <laughs> benim karım manyakmış. <laughs> Hitlerle <yani>. evliyimmiş." <laughs> bir de ek olarak şunu da doğuruyor bence. E o zaman madem bu kadar böyle Evil Corporation'lara güç vermeyerek çözebileceğimiz bir şeydi Siz de gerizekalı mısınız? Niye çözmediniz gibi bir yere gidiyor Yani mesela o adama kadın geldi dedi ya sen aslında karını çok tanımıyorsun. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nin başkanı olarak gördüğümüz. Yani biraz böyle şey gibi olmuyor mu? Aslında sen biraz karını tanısaydın böyle olmayacaktı. Başına bunlar gelmeyecekti. Burunsuz bir hortlağa dönüşmeyecektin. Demiş gibi oluyor. Bu arada yani kötülemek için söylemiyorum. Sadece ikisi arasındaki farkı belirtmek istedim. Bence bu önemli bir fark. Özellikle işte sembolizm ve yaratılan dünya ve dünyanın gittiği yerden falan bahsediyorsak bunun konuşulması lazım. Bu arada oyun dünyasında şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir gey oluyordu günün sonunda. Şimdi Fallout 1 ve 2'de bu şeyleri pek bilmiyorduk biz tamam mı 90'lardaki oyunlarda. Her sığınak aynı zamanda bir sosyal deneymiş. <laughs> Öyle bir espri yoktu. Onu 3'ten falan eklediler diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. <laughs> Ve bunu şuna bağlıyorlardı aslında. Güya şey vardı ya Leonardo DiCaprio'lu e, küresel ısınma filmi Netflix'in. Evet Don't Look Up. Aynen. Güya şöyle bir şey var. Nükleer savaş kaçınılmaz diye bir grup zengin bilmem ne karar vermiş. Bu sığınakları falan falan da yapmışlar. Ama aslında sığınaklar jenerasyonlarca sürecek olan uzay yolculuğu için bir deney aslında. Hibernasyon <laughs> falan var. Onlar da var aynen. Dördüncü oyunun ana konusu <laughs> bizim ana karakterimiz şeyle zaten. Evet, uyanıyor zaten. 200 zaten yıl uyuyup hı hı. da uyanıyor mesela. Aynen. Ki onların neticesi ne olmuş? Orası da biraz belirsizdi. Yani biraz aslında oyun dünyasında şey gibiydi. Hafif. Vault tek de bu nükleer savaştan nasibini almış ayva yemiş pozisyonda aslında bu sığınaklar ve onların bu deney yapılması durumu da biraz hani otomatizasyona kalmış ve hani anladım insanoğlu kendi kendine böyle bir çorap örmüş ve bundan kurtulamıyor falan gibi iyice bir Çıkmaza vardı. girmişiz aynen. yani aynen burada çok enteresan bir şekilde hani ki son bölümde artık onu iyice Hı. bağladılar bir takım tipler bütün bu işin başından beri olumlu veya olumsuz Zaten. tarafında falan gibi Hı. hatta şu çok yepyeni bir bilgi oldu bunu yanlış anlamadıysam yani daha doğrusu yanlış yorumlamıyorsam normalde Google olma esprisi de Hı. aslında Savaşın bir yan etkisiydi yani işte radyasyona maruz kalmış bir grup insan mutasyon olur. Şeyi tam bilmiyorum oluyor. hani her maruz kalan öyle mi oluyor? Çünkü dizide de ya. şeyleri de gördük yani işte biranın şey sadece gibidir. tek gözü var atıyorum Onlar ama şeydi. Onlar deney onlar ama. Deneydi. Evet, onlar doğru, manyak muyuk deneydi. Ay ama o bölüm bütün... o bölüme gülsem mi? <laughs> Krizli <mi> bulsam <gülüyor> bilemedim <gülüyor> bu arada. <laughs> ben diziyi o, genel olarak cringe buluyorum ama o tek gözlü adam Rick and Morty'de babayı seslendiren adam Öyle mi? Evet evet o yüzden yani o cıvık bir herif zaten. İnanılmaz gerçekten. Beklemiyordum bu bilgiyi. Şey Var ama sanırım gene oyun lore'larında yani bu e, voltlarda deneylerin var. yapıldığı Her olayı. Her voltun bir deneyi oluyor. en son aralarında brainstorm şey e, <laughs> işte fikir alışverişi yapıyorlardı ya. <laughs> yani işte hakikaten bir volt mesela efendim bilerek fazla kalabalık. Evet, bir voltta evet. mesela sınıf sistemi var. Bir volt bilmem tanesine ne. İnternetine böyle bir tane adam var sadece kukla koymuşlar falan. Öyle çok uçuk şeyler evet, de var. Evet. Mesela birinci oyunun konusu şeydir. Ha ona gönderme vardı zaten. Ee, i̇şte işte voltus su çipi bozuluyor. Hı hı. Bizi su çipi bulmaya gönderiyor. Ya yani su bulmaya gönderiyorlar. Bir sahne vardı 3. 4. bölümde. Su çipimiz bozuldu diye arkadaş siyah bir herif geliyor. Hı hı. Bo boş ver şimdi falan yapıyorlar. Ha. <laughs> Bak, bir sürü fan fan servis her türlü. Abi bilenler biliyor dizinin zaten %75'i fan servisi ya. Allah'ım ya Rabbim. Her aksesuar, her dekor. Yani tabii ki o kadar lore hakim değilim ama şey en azından mesela oyun şey dizinin başındaki hikaye birinin hikayesi gibi. O, oğlunu arayan bir tane baba vardı çocuğunu arayan bir oyunda. Şöyle o dördüncü oyun. <laughs> e, üçüncü oyunda. Bir tane de babasını arayan hı. çocuk vardı. vardı. O üçüncü oyun. E, bir de böyle e, Aa, New Vegas'ta mıydı ee, bir nesne? O da bir yerde şey kim dedi ya o rap'i unuttum birisi benim anam mı babam mı courier'dı dedi. O da New Vegas'a gönderme hı, yani courier işte Courier'si taşıcı şey ne kurye demek. Yani hepsini aslında alıp az da olsa böyle içine sokup göstermişler. Ben mesela dizinin açılışına öyle devam etsin istedim ve Gul karakteri şu an yeni favorim çünkü <laughs> şeyini de gördüm. Kızı var. Yani küçük kızı var. <laughs> küçük kızı var yani. <laughs> Her şey gene evet, için yapıyormuş. Evet. var. Ama sonrasında hani hikaye döndürdüler. Şey hoşuma gitti. Oyun daymış gibi hissettiğim anlar oldu. Şu sahne ilk bölümün şey sahnesi. İşte kız gelinliğiyle önce çocuğu bir tane alt ediyor. <laughs> bıçak alıyor orada. Sonra başka bir şeyler evet, yapıyor. Evet, Şurası da, işte da bir şey. Kurşunları şey koyuyor, koyuyor. Yani. O, o bildiğin RPG başı gibi zaten hmm. yani. Hatta yani o gelinlikle neden? yapıyor olması evet. bile muhteşem. Şeyleri de var bence. Yani en başta mesela bir tutorial bölümü gibi bizim Lucy karakteri bizim. bir anlatıyor neler Doğru. yaptığını. Doğru. O hani komisyonun karşısına çıktı. Şu, şu eğitimleri aldım, şuralarda çalıştım. Şöyle bir durumdayım. Daha önce şuna başvurmuştum, şimdi buna başvuruyorum diye. Şey iyi olmuş yani. Her girdiğim mekanda, sadece mekanı görmüyorum. Tabii ki bu da bir yöntem, bir anlatı dili. Sen bir yere girersin, orada bir set kurulmuş arkaya, koymuşlar oraya bir şeyler. Sen oradan çıkarıyorsun, aa bak burada daha teknolojik şey, aa bak burada daha pastel bir şey var diye. Burada ama bu, ya, bununla kalmayıp mesela iki voltun arasında bile hmm. yaşayışa yönelik o hani ana felsefenin aynı kaldığı işte herkes kabul ederiz doğru oranı yapmaya çalışıyoruz altın kralımız falan o devam ederken ama sosyal hayatta çok daha farklı bir yaklaşımı benim senden falan anlayabiliyorsun. Ve her girdiğim mekanda bu arada market yeri vardı ya o ilk bizim e, Maximus'u şeyin Lucy'nin karşılaştığı yer. Ha, fili fili şey ha aynen evet. orası ee, oranın da mesela de, kendince böyle bir daha kaotik ama daha böyle hani çok da etli üstüyle karışmıyor beni rahat bırakın paramı verin bırakın diyen bir yer oldu falan. onları vermekte başarılı olmuşlar bence yani beni en çok çeken şey o oldu dizi yani ya valla ben o kadar çok şeyi oyun perspektifiyle izledim ki yani mesela mesela atıyorum hani şey sahnesi vardı ya bunlar böyle bir tren rayı gibi bir şey üstünde iki tane tiple karşılaşıyorlar Maximus Aha. ve Lucy iki tiple karşılaşıyorlar evet. kız işte ya işte geçeriz ellerimizi kaldırın sonra gene o ateş birbirine görüyor o, e, kolundaki. Onunla mı gaza geliyordu? Evet o evet ne? o çalmak istiyor onlar. Ne, onlara? Boy. Yok yok hayır meslekleri. Ravager mı? Ha, öyle bir yam, yam mı ne Ha, olursun. Aynen yani öyle bir şey. şey. Mesela Fallout 4'ün bir tane sevmediğimiz bir özelliği vardır oyun şeyler olarak <laughs> tamam mı? İşte Raider'lar var, işte gunnerlar diye böyle bir elit raiderler var. Bir takım başka tipler var falan. <laughs> falan. Normal ortakta gezerken hepsi hep düşman oluyor. Yani ben <laughs> böyle bazen mesela atıyorum. Oyunda şeyimle geziyorum tamam mı? Power armor'umla geziyorum. Yanımda başka power armor'lu companion var. Hayvan gibi elimizde silahlar var falan. Orada tek bir raider geliyor. Hemen kırmızı oluyor, hemen savaşmaya <laughs> başlıyorsun. Ulan yani herif bir eminim abi falan yapardı normalde anladın mı? Tabii, ya hiç değilse kendini e, kor için Aynen. kaçar falan. Aynen. Yani. Ama bence buna bir çeşit gönderme olarak o sahnede de yani. yani kız He. elinden geleni yaptı anladın mı? Hani şey olarak tamam bir şey yapmasak da olur falan. Hayır gene de işler boka falan. E, orası çok iyi. Yani gerçekten bir açık dünyadaymışsın gibi. Şimdi mesela en başta zaten üç karakterin gözünden izledik bölümü. Ve o şekilde devam etti. Ama o üç karakterden birini bir yerde bıraktık. Öldü kafası falan kesildi onun doktor karakterimiz. Onu ama o ismi yazanlardan biri o değildi ya. O ikinci bölümde falan öldü hatırlarsan. Evet ama hani başlangıçta diyorum yani ben onu kendime şey olarak benimsedim. Şimdi bizim bir eski zamandan The End ile açılan ki bu arada bu da çok iyi bir karar. Ondan da bahsetmek istiyorum yani The End ile başlamalarını. En başta işte kovboy adam yani bizim Gul'un <laughs> gördüğümüz eski zamandaki <gülüyor> <gülüyor> hali var. E Lucy var onun Volt çevresi var. Bir de işte bizim bu doktor yani deneyler yapan ve köpekle kendine bir arkadaşlık kuran. Maximus da vardı ilk bölümde canım. Vardı, evet vardı. ama onu sonradan Başladı onun yolculuğu gibi düşündüm ben. Senin nasıl düşündüğünü ben bilmiyorum. Yani, ben neyse. Ilk, ilk bölümde üçü de vardı. Aslında, aslında zaten gibi. bundan bahsediyorum. Hani hoşuma giden şey buydu. Ben bu üçü etrafına dönecek bir hikaye bir de yan karakterler gibi izlemeye başladım. Sonra ama dizi bana şöyle yaptı. Birdenbire o ghoul geldi. Eskideki değil yenideki halini izlemeye başladım. Hmm. Onun bir takım amaçları var. Onu görmeye başladım. Lucy var. Lucy başka bir şey evrede onu izlemeye devam ettim. Doktor vardı gidiyordu. Köpek vardı yanında. Köpek onun yanına gitmeye başladı. Köpeği aldık başka bir yere verdi. Dog onun Evet. Ee, ne bileyim işte bu Maximus bir noktada hepsinin buluştuğu yere dahil oldu. Ama köpek bu sefer Maximus'un arkadaşında kaldı. Evet yani evet o bir bayağı böyle çok açık dünyada random encounter dediğin şeyle gidiyor gibi ve daha başka nasıl yapabilirdin ki? Hani karakterini kendini seçtiğin hmm. ve ona göre ilerlediğin bir oyunu başka nasıl uyarlayabilirdin? İşte bu kadar fazla karakter çeşitliliği vererek. Evet haklısın doğru yani gerçekten şey kısmına katılıyorum bütün o karakterler o karakterler yani birer player gibi filan ki hmm. Fallout'ta şey esprisi de vardır yani böyle silah kullanmakta hiç anlamayan her şeyi böyle hackingle çözmeye çalışmak falan da mümkündür mesela ilk oyunlarda da biraz hmm. mümkündü. O yüzden mesela evet yani şey de doktor da lost amca da ne onun adı? <laughs> lost amca gerçekten. <laughs> Merhaba Türkçe biliyor musunuz diye. <laughs> Adam da bir karakter gibi falan filan. Yani Maximus bilmem ne filan zaten böyle. Maximus Maximus beni en çok izlemekten sıkan karakter oldu. Çünkü çok Tatsız bir karakter. Çok fazla böyle kameraya bakıp yaptırmışlar çocuğa. E bu arada arka planı da pek. Yani diğerlerinin arasında en azından. Tabii ki böyle bir karakteri de anlatabilirsin de. Hani hepsinin bir amacı var. Bir nereden, ne yapmak istediği. Niye o şekilde davrandığı. Anlayabiliyorsun bunları. Maximus'a çok belli değil gibi. Maximus'unki bir yani. Maximus biraz çünkü sondaki twiste bıraktılar. Evet, yani evet. o hani değil mi? O şeydi, şey şeydi, şeydi, senze olan patlama. Taze bir patlamaymış. Çocuk uydurmuyormuş bilmem ne falan. Ama Maximus'un da şöyle hani itiraf edelim. Aslında birçok player'ın da davrandığı gibi davranıyor Maximus. Aptal salak evet. işler yapıyor. Bir şey buldum alayım kullanayım işte. Armor gördüm. <laughs> Bıçaklayacağım ve alacağım tabii ki o <laughs> evet, yani. evet yani falan. O yüzden bir yandan da onu sevmeyişim hani çok <laughs> şey oluşum olabilir yani çok kendimi görmüş olabilirim o Kendimi karakter. mi sevmiyorum acaba? Evet <laughs> yani. Yani Lucy de şey hani Lucy de birçok player gibi yani böyle mesela o da şey player işte. Ben her şeyin en doğrusunu yapacağım. Bir şey alignment olarak öbürü biraz hani kaotik tarafında bu good tarafında Love, mı? Of good'un ötesi. Değil mi? Yani, yani artık. Paladir, Paladir, Paladir. Paladir. Golden Rule falan hala bilmem ne yazık. <laughs> Ve benim çok sıkıldığım bir karakter oldu bu arada. Ben de en çok ondan sıkıldım. Ya. Deli ediyor beni. Çok şey alıyorum ondan. Ama kızı iyi durumlara <laughs> ittirdiler. Yani... evet ya sonrasında iyi olacağız zaten çok belli bu arada ama bu da sev yani hoşlanmama sebeplerinden bir tanesi de bu yani çok iyi bir karakterdi Değil ve iyileşeceksin ister istemez ama ben bunu 80 kere izledim zaten bekliyorum öyle olmasını yani çok... ne bileyim o sonundaki ki hmm. spoiler'ı konuşuyoruz, Spoiler de. konuşuyoruz hani babasının öyle olduğunu öğrenmesi falan yani ne gibi bir travma ne gibi bir yıkım yaşayım ki kıza zaten yanında atletle gezsen sanki travmaya gidecekmiş gibi bir <laughs> hali var anlatabiliyor muyum çok şey vibe'ı veriyor bana Starlight. İşte Hem öyle karakter. karakterle. Ya. Ya, ya, tamam ya iyi olacaksan da iyi kalmaya devam et bu arada derdim. iyi karakterle değil. Hani iki gün dışarıda kalıp gerçekten Gul'un dediği gibi hani biraz kötülükle yüzleşince 10 saniye içerisinde okey tamam ben de bıçaklıyorum falan demeye başlıyorsan zaten en baştan iyi olmamışsın. Sadece Aycuay'la geri zekalı bir tipmişsin diyorum ben kendimce bu genel görüşünü yazmadı. Ama öyle olmadı kız direndi bayağı şimdi. Yapma Allah aşkına. O kadar şey yaşamasına rağmen hala yani. yok ellerimizi kaldıralım. Evet ama mesela, alalım. kendine saldıranı öldürmeye de dünden hazır şey, o Şeyleri hala yani. kurtarıyor yani. geri O hani organ satma kısmında fe feral ghoulları <laughs> da saldı falan falan gene başta bela oldu. Ya bu arada yani aslında aslında sert eleştirmeye kalksam hı hı. dizinin senaryosu çok şey. Yani beni zorlayan yerleri var açıkçası şey olarak. Atıyorum orada kız pis pisine kurtuluyor mesela anladın mı? Biraz böyle sert Çok izliyorsak paydanım. orada ölmüştü yani kız. E şeyde de öyle mesela bizim e, adam da Maximus zırhın içinde kaldı. Çekirdeğini aldı falan He. bekliyordu. Birdenbire hay Allah Lucy ile karşılaştı. Doğru doğru haklısın. Yani ama biraz hani bak şimdi şey konusunda ne hissettiğimi tam bilmiyorum. O yüzden sana soruyorum onu yani. Dizinin bir mizahi tarafı vardı. Zaman zaman şey tarz mizahı da kullanan, işte el kol patlamaları da biraz komik gibi gösteren falan bir tarz <laughs> evet. falan. Sen nasıl buldun onu? Ben beğendim Hı. onu. Hatta ilk bölümü izlediğimde "Vay, wow, ne yapmışlar." dedim. Benim normalde şeye gülmem zor. Eee. Vahşete evet. gülmem çok zor ama başardılar. Her bölüm başarmaya da devam ettiler. Sadece tek bir şeyim var. Beşinci bölümden sonra biraz baydı ya yani aynı şeyi aynı yöntemle izlemek e, bütün aksiyon sahnelerinde arkaya çok güzel bir müzik verelim. Müziklere hiçbir itiraz yok. Çok güzeller. Ama şimdi mesela oyunda bu olduğu zaman ben bir aksiyona girince bana bir işte ya bir boss fight'sa onun özel müziği çalıyor. Ya bir genel jenerik aksiyon müziği var. O ambiyansa geliyor. Bu bana bir ambiyans gibi geliyor o esnada. Çünkü ben o esnada ne yapacaksam artık kılıç mı kullanacağım. Onunla uğraşıyorum. Doge mu yapacağım. Onunla uğraşıyorum. Oysa o müzik güzel çınlamaya devam ediyor. Şimdi bunu dizide yaptığı zaman ben çok atıl bir pozisyondayım <laughs> ve ekranda bir şeyler oluyor ve sürekli her boss fight geldiğinde müzik çalıyor. Başlıyor sürekli başlıyor. <gülüyor> aynen ya. <laughs> Ay bu arada yani ben Fallout çok severim. O tarz müziği hiç sevmem. Fallout'ta dayanamadığım <laughs> en tek şey o yani benim. Ben çok yani. severim. Hani <laughs> genel konseptiyle çok güzel, entegre <laughs> elbette. Ama ben mesela atıyorum Fallout oynarken pip radyo açabiliyorsun falan falan. Bu tarz kanalları çalan şeyler var. Hiç açmamız onu. Yine gelir Yani yaptıkları tercih o açıdan mantıklı bir şey demiyorum. Hani estetiğine de katkı sağlıyor. Oyundaki o şeyi de yansıtıyor. Mizah anlayışını da yansıtıyor. Sadece ben 5. bölümden sonra biraz hani değişik bir şey daha görmek istedim. Öyle bir sıkıntı Ben de var. biraz fazla buldum. <laughs> yani bir de şunlar ötürü. Şey, evet oyunun çok sert her zaman çok sert olmuş. i̇lk oyundan itibaren asla kan ve vahşetten geri durmayan bir ortam var filan. Zaten hani hayatta kalmak ki hani postapokaliptik ama bir yandan da çılgın teknolojiler var yani lazer silahları bilmem neler mesela görmedik dizide süper mutant diye bir şey var böyle e hulk gibi şey Hı -hı. bunu temsil olsun diye o yüzden koydum Hı -hı. dizide yoktu. İkinci sezonda mı ikinci sezonda kesin olur. Yani adı geçti fevmev falan dediler neyse hı hı. o vahşeti kendisi oyunlarda bana hiçbir zaman komik gelmemiştir. Hı hı. Oyunda biraz ince espriler vardır. Ya yani atıyorum karamiza. Şöyle karamiza bile değil. Şöyle mesela bak. Hı. Mesela Coca-Cola yerine New Cola diye bir şey olması bir espridir mesela. Hı hı. Anladın mı? yani böyle kalkıp da bunlar çok vardı ama ben bunları her zaman biraz ürkünç. Hele Fallout 1 ve 2 hani eski oyun biraz böyle grafiklerin grafikleri falan da daha böyle karanlık hı -hı. bir havası vardı falan. Ya yani onlarda falan o patlamalar, şeyler falan bana hiçbir zaman bir komedi unsuru gibi gelmemişti. Bunda biraz o hani gore mizah olayının üstüne çok gitmişler. Ben biraz şey oldum o yüzden ya fazla yani daha çok ciddiye almak isterdim anladın mı? Hmm, biraz komik. Ya adamın ayağını görüyoruz. Okay. O ayak şeyi vardı ya yazık o Tedious'lerinden zavallı ezik karakterin. Evet. Botundan çıkarıyor. Sonra. Aynen. Botundan evet. çıkarıyor o ayağı. Abi ben Onda artık mesela şey istedim yani bir kus bir şoka gir abi böyle parmakları sallanıyor ya. İşi şakası işte çok yok alış. Yani? yani. bak seni iten o cringe'lik ben hala cringe buluyorum bu arada. Beni çeken bir nokta oldu belki. <laughs> yani şu açıdan söylüyorum kendi dünyasının içerisinde zaten böyle bir tane bir şey o loru değiştirdilerse bilmiyorum hani bir şey de böyle içip de birden gula falan dönüşebiliyorsun birden böyle. E, yaraların tamir olmaya başlıyor. İşte kızı gördük, parmağını kopardılar. İki saniye gitti. üzüme gelene gitti hemen başka bir parmak hani böyle şeyler var, böyle marketler falan var burada. Şimdi orası inan e, benim en çok kafamı şey yapan yer oldu. Yani böyle ne düşüneceğimi bilemediğim yer oldu. Çünkü Fallout'ta bilim kurgu var. Nedir o Hı -hı. bilim kurgu efendim? İşte nükleer güç sayesinde robotik teknolojisi eşek gibi gelişmiş. Evet. İşte ne bileyim ben hani roket, uzay yolculuğu, bir takım enerjiyle ulaşlara gelişmiş. Ama mesela hani mesela bilgisayar ekranları falan böyle 1940'lardan kalma gibi ya. Hı hı hı. O tarz şeyler gelişmemiş evet. mesela. Biraz da retro'lu var. Aynen yani o retro'lu o düğmeler, bilgisayarların <laughs> şekilleri şunlar bunlar. Hani onlar gelişmemiş. Yani böyle biraz kendine özgü bir teknolojik yolculuk var tamam mı onda. Şimdi oyunlarda her bilgisayar oyununda olduğu gibi bir health potion olmak zorunda. Çünkü Tabii. hit point diye bir şey var. Yaralanıyorsun, canın gidiyor. Ya. Aynen. O da Steam Pack işte. Hı hı. Tasarımıyla bilmem ne satıp tıp tıpatıp aynı. Şimdi oyunda Steam Pack'i kullandığın zaman hit point'inin artması bir oyun özelliği. Bunu ben kalkıp da Hı -hı. bir ne oyun diyecek halim yok. Tabii ki. Evet. Ama bunu diziye hiçbir açıklama getirmeden Lozert <laughs> diye evet, Ne Böyle bir şey varmış. Yani benim hani mantaliteme göre Steam şey gibi bir şeydir. İşte adrenalin veriyor, plazma veriyor. Anladın Anlık mı? olarak. Bir belki antibiyotik evet. veriyor falan. Ama yarayı rejenerate <laughs> etmek diye bir Tabii. şey olmaması lazım. Ama varmış demek ki. Ama var mıymış gerçekten var yani çünkü ya? Varmış çünkü ilk bölümden işte e, Julia saldırdı, evlendi ya Ya o hadi şey, o bıçaklandı, hani ağrı kesici bilmem ne o hani şey olabilir, Hı -hı. hiçbir organını delmediyse ben öyle düşünmüştüm. Hı -hı. Bıçaklandı kız, o, onu yedirebilirsin pekle ama köpeği bıçakladığında, mesela köpek yazık yani küçük bir canlı daha çok biliyorum canlı. çok detaya girmişim özür dilerim Evet. Ederim, ee, ama onu mesela Stimpec'le iyileştirdiklerinde Hı -hı. ben hoppala dedim bu Stimpec ne lan? Yani o yarayı dikme denetmeden nasıl kurtuluyorsun yani? Kendi kendine pıhtılaştırıcı özelliği varmış verdikleri sıvının. Bilmiyorum bak yani. bunu açıklamadılar. Ben hani açıkladılar demeyeceğim sadece ben ilk bölümden dedim tamam okey bunu basıyorsun ve hayatına devam ediyorsun. Yok Stimpec'le ve de parmak Hı -hı. dikmeyle falan böyle bir biyolojide de ciddi bir atılım olduğunu görüyorum. E, bize verdiler. Sadece o da değil şey de var mesela bizim doktorun macerasının başladığı noktada da hani köpeklere bir şeyler yapıyorlar sürekli mesela. Eğitiyorlar yani. Şeyi ben çok aldığımı düşünüyorum buradan. Buranın kurulduğu dünyasında insan artık böyle biraz biyonikleşmeye hmm. belli ki başlamış ve herkes buna çok okey Ondan dolayı rahatsızlık duymadım yani hani bir istisna olarak söyleyeyim ama onu da kendi içerisinde anlamlandırdım ben. İşte bu eee olduğu, maximusun olduğu Brother kısmında orada mesela pek öyle değil gibiler. Çünkü Şimdi, biraz daha ilkel. Onların, gibiler. onların o, ya onların bu arada mesela aslında şeyini biz çok göremedik e, dizide. İhtişamını göremedik. Onlar böyle bir tane hayvan gibi zeplin gösterdiler. Eyvallah. He. Ama onlar böyle hani mesela atıyorum sonda baskına geldiklerinde falan 30-40 kişi gibilerdi mesela. Onlar baya bir yani Amerika'nın sağında solunda farklı coğrafyalarında çok güçlü bir şey. <laughs> Ve onların esprisi şu oyunda en azından dizide de vardı tabii biraz. Efendim dünya hayvani bir felakete maruz kalmış durumda. Bunun bir daha alması denge olmak zorundayız. O yüzden teknolojinin çarpık amaçlarla kullanılmasına dinsel düzeyde karşıyız. kült olmuş artık. Aynen. Tarikat gibiler. Tarikat gibiler ve bu konuda çok takıntılılar. Yani o yüzden böyle mutasyon bilmem ne hani ghoul oldum benim şimdi ayva yedim dedi ya tay <laughs> Hani ghoul, mul gibi şeylere karşı otomatikman ön yargılar. Çünkü o zaten bu nükleer savaşın biz kötü sonuçları. Evet. Biz hani şimdi temiz bir dünya yaratmak istiyoruz. O yüzden her çeşit böyle o yüzden bütün teknolojiyi biz tek elimize alacağız <laughs> falan gibi dertleri var aslında onların. O bu o kadar girmediler o, burada evet, yani. Çok Ve yansımadı. Şeyini gördük. Bir iki tane elder gördük anladın mı? Ondan evet. sonra koca bir organizasyon böyle. Çok yansımadı ama şey kısmından yani ben işte neden mesela onlarda bu tarz şeyler, O kızın mesela jilet şeyinden çıktı <laughs> ya çizmesinden. <laughs> ee, o çıkınca mesela orada daha büyük bir travma yaşandı diğerlerine göre işte. O e, başkalarının ayaklarının kopmasına göre falan. E, çünkü belli ki işte yani tam randımanlı da bir dönüş sağlanmıyor hani o görev iptal oldu onun için İşte evet bak demek ki bir dakika Hı -hı. iyi yakaladın Deniz Hı -hı. demek ki öyle pek basarım rejener olur şey ama işte ben bunu şuna yordum yani bu genel olarak dizide var mıdır yok mudur bilmiyorum ben şuna yordum bu insanlar biraz benim karşıma şöyle geldiler. Ha, o e, teknoloji reddediyor. Derdi ne bunların işte kimse eskiden kalma teknoloji kullanmasın. Zaten parçaları arıyorlar ya biraz öyle başlıyor olay. Hani nerede bir tane bir teknoloji bulurlarsa alacaklar getirecekler. İşte aynen. Başkası kullanmasın çarpık Aynen. Ben de şöyle düşündüm. Demek ki bunu reddediyorlar. Bunu yapmaktan kaçıyorlar. Ya şöyle. E, bence orada şöyle bir karışıklık var. Ve <laughs> tam da açıklama zahmetine girmedi dizi. Biraz daha hani araları biz dolduruyoruz. Şimdi bak şunu diyordum. O yarım kaldı. <laughs> Normalde ghullar dediğim gibi öyle serumla falan ghoul olunmuyor yani. Hı -hı. Öyle bir şey hiç yoktu. Nüfusun bir kısmı hani atıyorum atom bombası patlayınca %90 ölmüş diyelim. Hı -hı. Bir yerlerde sığınabilenler sığınmış. Sığınakları kasıtlıyorum. Bir kısım ışınlara maruz kalanlar da ghoula dönüşüyor falan. Onlar o normalde. Fakat burada Voltekin ölümsüzlük e, sırrını keşfetme yolculuğunun Hı -hı. bir parçası gibi biz görmüş olduk. Hı -hı. Yani belli ki bunu söylenmedi tamam ama kızın babası da işte Tabii. komünist teyze de Hı -hı. ne bileyim e, şey de bizim ghoul falan da aslında Hı -hı. belki o öyle olmayabilir o belki radyasyondan da olmuş olabilir. Neyse. Hani bu Voltec'in geliştirdiği öyle serumuna falan girmişler Hı -hı. ve o yüzden belli ki hayattalar. Oğullar e, da o yüzden. Gulu. Yani kızın babasının ekstra bir durum hani gördüğümüz oğlu gidince o hibernasyon kapsülünden çıkmıştı. Evet ama Hı -hı. ha doğru değil. Tabii. Doğru. Onunki öyleydi. Kapsülü, ben nasıl Onun o kadar yaşaması, Gool'unkini ben de bilmiyorum. Yani oranın lore'u bana çok Karışık geldi şu anda. Dezide ben çok bir şey anlam doğru ya. Yani, o zaman zenci kadın da, şey kadın da, komünist kadın da mı oradan çıkmış mesela? Öyle olsa öyle gerek. Olsa Çünkü Google'a dönüşmemiş. Doğru. Ama o kadar zamanlar hayatta. Ya belki e, <laughs> beyin bir, adam vardı. Mesela ki? bir noktada da belki işte Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'ni ve aynı alternatif füzyonu yerleştirmeye deneyini yapmaya çalışan bir Volt var. Bunu bilmiyorum. Olabilir. Yani burası artık hani <laughs> benim kendi şeyim hani dediğim gibi Laura çok fazla hakimliyim, dizinin bana verdiği yok yok, kadarıyla ben bol, bol, böyle düşündüm zaten yani. yani. Olabilir. Ee, o ghoul noktası benim için şöyle biraz kafa karıştırıcı oldu. Şimdi zombiye dönüşüyorlar belli ki bunlar çünkü birkaç tane öyle gördük. Bizim... Aynen şey olunca öyle bir şey var <laughs> ya kontrol yani bir takım ghoul'ların şeyi gibi o kaçınılmaz kadere gibi gitgide hmm. vahşileşiyorsun sonunda heee. Evet ama sonra. ne zaman oluyor bu? Bizim adamı böyle olmaktan alıkoyan ne? Ve bizim adam i̇şte fıs mesela fıs vardı. işte Google olduğu için o yoktu oyunda bari, bir şey yok oyunda Google olduğu için bu kadar güçlü ya e şimdi diğer güçlü Google'lar nerede? diye sordum ben kendimce. Hani bu adamın esprisini tam olarak anlamışım ben. Anladım ampul içiyordu orada onu şey yapıyordu ama ampul var demek ki. Başka gul niye içip de bunun gibi olmamış? Bu baya böyle köyün ağası gibi geziyor. Herkesi yani, indiriyor bir şeyler yapıyor falan. Orada şöyle sana meta bir cevap vereceğim. Hmm. Bence hani böyle mesela atıyorum gul köyleri vardır. Anladın mı? Gul hmm. toplulukları vardır falan filan oyunlarda. Biraz o çeşitlendirmeleri ileriki sezonlara bırakmışlar gibi tamam. belli ki. Yani çünkü bizim herif haricinde olacak. bir tane o şey gördük yazık hani iyi e, ve yedi Arkadaşım. sonra onu, sonra onu yedi. Burun şeref. Yedi. <laughs> Oyunda var bu arada. Perk olarak seçebiliyorsun şeylik. Yam yamlık seçebiliyorsun yani. Ya, hani öldürdüğün tipleri yiyip bilmiyorum. hit point kazanıyorsun <laughs> falan filan. Yani abi her şey çünkü oyunda var yani. Her bok anladın mı yani? Mesela atıyorum başta şey dedik ya hani kız gelinliğiyle şey yapıyor falan. <laughs> öyle elbiseler giyip de dövüşebiliyorsun. Ya öyle hmm. kıyafetler de var. Canın isterse. Hani kostümle de şimdi. Yani. <laughs> Güzel sevdim. Ee, bir de şeyi gördük işte. O mesela daha bence vurucu olması gereken ve bir takım başka büyük yüzleşmeler uğruna feda edilen bir şeydi. Ne? Kızın annesinin Google'a dönüşmüş olması ve orada oturuyor olması. Ve kızın annesini günün sonunda öldürmesi falan. Evet tamam ne var? Ama yani? işte dramatik şey var. De dramatik değildi işte. O bana geçmedi çok. Bana yani, da geçmedi. Ba babayı canım. o ka ba Bak aynı anda hem babayı, babanın şeyi açığa çıktı. Aynı anda hem bu kadının, Kaliforniya Cumhuriyeti'nin olayı açığa Hem bizim Maximus'un başına gelenlerin... Doğru. şeyi açıklandı. Hem işte kardeş gelecek şöyle olacak böyle hem de böyle dünyada wow soğuk füzyon şimdi tekrar devreye girdi ve herkes mutlu elektrikleniyor falan filan. O iş yaş. Şimdi öyle olunca ben de hani hangisine odaklanacağım şaşırdım. Biraz ondan dolayı şey gibi de düşündüm yani hani. 5. bölümde biraz bunu bir tanesini yapsaydınız. Altıncı bölümü bir tanesini yapsaydınız. Sona bir tane bıraksaydınız. Buna kesinlikle katılıyorum. Hatta yani şöyle ben Üçüncü, dördüncü bölüm civarında biraz sıkıldım aslında diziden. Yani bayram olduğu ve boş vaktim olduğu için böyle ard arda bir iki, iki gecede izledim ama belki devam etmeyebilirdim normalde. Biraz arada baydım. Dediğin gibi çünkü bütün heyecanlı şeyleri falan çok sonlara bırakmışlar. Ve oralar tak 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 gelmeye başlayınca hoşuma da gitti yani güzel bağlandı diye düşündüm ama şeyi biraz arada yitirdi gerçekten. Yani biraz kancayı yitirdi hakikaten. Ya şok etkimi kaybettim şimdi. İlk şoku zaten yaşadım hani orada. Aa meğersem bu kadın kötü değilmiş. Evet. Sonra işte aa yersem yersem kötüymüş. O belliydi en baştan. Biri. Evet de yani hani şey olarak bakıyorum dizinin gidişat olarak. Kızın yerindeyim. Lüs'ün yerindeyim. Sonra mesela aa bizim zombi adamın ne yersem eskiden karısı varmış. Karı, aa şirketler böyle yapmış falan. <laughs> Bilmiyorum. Şaşırta şaşırta şaşıracak yerlerim sıkıldı ondan <laughs> bir sonra. Bir tane Fallout 4 ilstiregi <laughs> var. Of, dizide inanılmaz evet. yani. Bence çok saçma bir şey. Bir tane silah var tamam mı? <laughs> <laughs> Fallout 4'te Settlement falan kuruyorsun kendi kendine. Survivor Hı -hı. oyunu gibi Hı -hı. bir çeşit. İşte Starfield'da falan. Yani. Aynen. O yüzden çevredeki her çeşit nesneyi alıp topluyorsun. Ne diyorsun? Hı -hı. İşte yok bilmem ham maddeye dönüşüyor falan. Fakat bir tane silah var. Adı da işte şey yani. Junk Trover ya yani ne demek işte şey. Junk ne? Çöp. Çöp aynen çöp atıcı filan. Böyle Hı -hı. özel bir silah. Hurda ha tebrik Hı -hı. ederim. Hurda atıcı. Onun mühimmatı her şey. Her şey evet. Aynen içinde içine her boku koyuyorsun fırlatıyorsun. Bardak koyuyorsun şey. fırlatıyor. Aynen bardak koyuyorsun fırlatıyor. Oyuncak ayı fırlat koyuyorsun fırlatıyor. Tamam. Bu fırlatıcı. Zaten oyun şeyde dizide de tam şimdi kim kime ateş ediyordu hatırlamıyorum da. Bir tane herifi böyle şurasına oyuncak bebek ayağı saplanıyor. Evet tamam hatırladım şu Şu an hatırladım o sahneyi. <laughs> evet, çok, çok komikti o sahnede. Çok saçma. <laughs> Bak işte öyle espriler varsa var en fazla. Oldum <laughs> ya oyunda falan. <laughs> Allah'ım çok saçmaydı o ya. O şeyi burasından böyle gördüğüm an... Aha dedim Cank. Evet. Çok evet. <laughs> Yani ilk bölümden itibaren birilerinin gözü bıçaklandı, birilerinin başka bir yerlerine bir şeyler oldu bilmiyorum. Böyle bir dizi çekmeye karar vermişler. Gözü bıçaklanan yani. hamile kadın evet sonunda e hayattaydı. Er. Ben o gün o an öldü ya, zannettim yani, o kız yani. İnanılmaz. Ay o Ama kadın... o da manyakmış zaten. Abi, şey oldum ben o kadından. Ürktüm o kadından ben volt yani. karakterleri. Yani bizim orijinal volt <laughs> ya da sonra volt 4 karakterleri Aha. falan yani volt'un içine giren de sapıtmak zorunda gerçekten birazcık yapacak bir şey yok. Sularına bir şey karıştırıyorlar gibi düşünün. Ben bir de bir arada Çok hani oyun da illaki belki yani şey tecrübemden dolayı en azından işte Skyrim falan gibi oyunlarda Hı. genelde hani biraz oradan bir şey alır biraz buradan bir şey alır çünkü oyun günün sonunda kendi de özgün bir hikayesi var ama işte, tabii ne bileyim. tabii oyunu bayağı adapte etmek Hı -hı. ya full hiç bu kadar adapte edileceğini bu kadar birebir adapte edileceğini beklemiyordum Hı. ben. Şey açısından değil. Karakter ama yok diziden bildiğimiz. Şöyle şey oyundan bildiğimiz. Dogmeat var. Sadece Dogmeat var. O da, da böyle ne tam olarak köpek. Ya hayır. <laughs> Gerçekten Başka hiçbir şey değil öyle. Hayır yani ne yaptı onu hani ekstra onu başka bir deney yaptı ya onun Dizi ya, Dizide vardı ya, o. o oyunda yok öyle bir şey. Tamam işte ne oldu sence onu soruyorum. Yani dizi hiç söylemedi yani. Bunu. Etkin bir... Savaş şey atak o kadar düşürdü ya öyle o kadar Onu da oyunda kompenyon var burada da olsun diye mi koymuş <laughs> evet evet ya oyunun <laughs> en meşhur o Birinci oyundan beri olan evet, bir evet. companion'u yani aynı köpek olamaz hmm. çünkü 200 300 yıl aralığı falan hikayesini hep... okumuştum galiba ama şu an tam ne, neyse önemli değil. Mesela bu Overseer falan olayları var. Hmm. Bu işte sığınaklara belli ki bir kısmı biliyor bir onlar da bir deney onlar yaptıklarını... da hep şey bilmesi gerektiği kadar bilir her zaman o Overseer'larda anladın mı? Yani, yani. onlara da o deneyim parametrelerini bozmayacak şekilde en fazla bilgi verirler. Nihai amacı falan bilmez onlarda kolay kolay. E, şunu biraz merak ettim aslında. Mesela Silo çıkmıştı e, dizi. Rebecca Ferguson başrolde oldu. hatırlıyorum sen onu söylüyordun. O ya. işte Wall yani onların da biraz öyle hani insanlar sığınaklara kapatılmış. Dış dünyada da hani ölümden başka bir şey yok falan denmiş gibi bir hikaye sorun. Şimdi spoiler olmasın. Orada mesela çoğu karakter bunu challenge ediyordu. Hmm. Yani onlara da bir propaganda yapılıyor. Onlar da bir silonun içerisinde kapalı halde yaşıyorlar. Ve hatta buradan daha da böyle diktatörşip bir şeyleri de var onların. İşte ne bileyim, mekanik sınıfından sen mekanik işi yapabiliyorsun falan gibi bir. Başka bir şey yapamıyorsun. Doktor sen doktor oluyorsun evet. gibi bir kas sistemi var. Ona rağmen mesela karakterler sürekli olarak bunu hani challenge ediyorlar. Sürekli olarak dedim işte 10 yılda bir bir tanesi challenge ediyor bunu. Hani dışarıya bir bakmak bir bakayım gerçekten öyleymiş bir daha. Sonrasında ne oldu? Spoiler kısmı. Orası beni ilgilendirmiyor da. Şimdi bu dünyada bana kurulan bu sistemle ben bunu sorguladım. Lüse mesela kafasına göre çıkıp gidebildi ya. Tamam anladım bir propaganda tabi tutuluyorsun orada. Ama hiç mi yoktu böyle iki üç yaramaz çocuk böyle ben hani çıkayım bir bakayım dışarıya. Çünkü çıkıp baksa görecek ki zaten dünya hiç o size anlatıldığı gibi olmamış gibi gözüküyor. Elbette. Tabii ki kötü şeyler ama, olmuş. Da. Ama zaten biraz bak şimdi şöyle mesela senin anlattığın Silo Hint. dizisinde bir silolar arasında belli ki statiko var yani bir hepsinde böyle bir şey var mesela yani Aha. ana konu o. Bunu da zaten hani o kadar detaylı giremediler ama yani çünkü yüzlerce sığınak var normalde falan. Her sığınağın bir deneyi bir şeysi var ya. <laughs> bizimkilerin bu 31 32 33 çünkü deneyi işte belli hmm. ki bir grup hep pasif kalacak mı? Onların pasif Minim kalması adına. ve hani biraz saf ve salak kalması Aynen zaten mi? şeyin Aynen. bir parçası gibi. Yani oradaki maksadın bir parçası gibi. Çünkü eminim hani bunu yani diziyi eğer 25 sezon yapabilirlerse bize şeyi de gösterirler. Yani başka bir Volt olmuştur. Herkes hmm. kaçıp gitmiştir. Hmm. Başka bir Volt olmuştur. Bilmem ne. Yani Fallout 2'de mesela Volt diye bir yer vardı. Onlar belli bir süre geçince açmışlar vault'u ve işte teknolojilerini kullanarak aşırı faşist bir şey ve aşırı böyle yabancılara karşı gıcık kaptıkları şehir kurmuşlar ve bayağı şey yapıyorlar onlar. Gelişmişler yani filan. Öbür voltlarla modlarla gene bir alakaları bilgileri filan O da belli ki o voltun deneyi belki anladım, falan. Anladım anladım. Yani o yüzden o hani bizimkilerin zaten voltunun esprisi böyle bir saf salak gibi orada durmak yani. Hani bu arada hani ben bunu başta biraz beğenmiyordum. Sen bu konuda uyandırdın beni. O, <laughs> o bir tane yani yaşlı başlı adamlar barbarlara Shakespeare öğretelim filan falan. Bu ne lan yani artık bu hani çocuk musunuz falan? Yok onların deneyi o. E, benim zaten bu arada şeylere değil lafım yani hani bu Lucy gibi karakterlere değil. Onların hani çıkmamış karşı, ya çok konfor alanındasın ve bizim Maximus'u bile o konfor alanına girince gördük birdenbire hani. Herkes öyle olur az çok. Daha ziyade şöyle bir problemim vardı işte bu overseer'ler arasında mesela belli ki arada sırada çatışmalar oluyor. Başka böyle ben de aday oluyorum sen de şey o falan diye. O da o da volttan volta değişiyordur. Yani ne bileyim bu annesinden mesela haber alıyorlarmış belli ki. Bu gitmemişler işte annesiyle kız gitmiş işte. Evet ama ya, anne hani gitmiş yani. Tekil mesela. bir örnek. Gittik ondan sonra onları öldürdük geri geldik. Ya bunun sorgulanmaması Earth Buster, artık al. Daha ya, başka bir sürü kaçan. Üzeri başka yani. kaçanlar da olmuştur mesela onlar anladın mı kayıtları siliniyordur bilmem ne falan. Mesela öbür volt daha mantıklı o açıdan. Biliyorlar dışarıda ne olduğunu. Orada kalmayı seçiyorlar. Onların da kendi challenge'ları var falan. <laughs> Ve o burunlara gözlere <laughs> falan rağmen yani. Yani o Allah'ım. Takıldılar niye öyle diyorsun şimdi? <laughs> fazla komik buldum ben evet, o, o kısmı. O tamam. kısmı fazla cıvık bul. Yani şey falan da biraz cıvık buldum artık. İşte seni sürgünlü ölüme şey yapıyoruz. ya ondan artık Şeyleri peki bir ana tanrıçaya falan kurbanlar ediliyor. Böyle bir törenleri var. Severim ben öyle törenleri. Orada kalanları yani. <laughs> Bilmiyorum yani Gereksizli de demeyeceğim ama biraz daha böyle en azından follow, ismi Fallout olan bir dizide odaklanmayı seçeceğim yanlar onlar değildi. Yani. <laughs> bu, arada, bu arada, bu tabii ki birçok RPG'de var ama Fallout'ta var şu, şu çok hoş bir detay çıktı gene bak oyun şeyi yani. Şimdi böyle mesela Fallout'ta yürüyorsun geziyorsun tamam mı? İki tip görüyorsun birbirine silah çekmiş birbirine vuracaklar falan. <laughs> biri bir şey diyor, biri bir şey diyor falan. taraf seçmen lazım ne bok yiyeceğini bilmiyorsun falan falan böyle çok olay oluyor. <laughs> <laughs> Dizide de Maximus böyle iki tip görüyor ilk zırhı giydikten sonra. Kurtarıyor filan Çok affedersin aynen bu bizim tavuklarımla birlikte oluyordu falan. Ben Dedi işte ya söyledim, Ben onu gördüm ve o kadar çok istedim ki ilk andan itibaren... <laughs> ana karakterlerimizden biri olmasını. Çünkü çok böyle e, Bart tipi var ya onun da. Doktorumsu karakterimiz. Aynen evet. Şu tavukları şey. Ya, hani, o, o, o Ya, söyleyelim. doğru. Yani ve anında da pişman oldum bu isteğimden. Hiç yani. Bir şey soracağım sana. Onun son sahnesinin maksadı neydi? Adam intihar ediyordu. Sonra öbürü tedavi isteyeceği intihar etmekten vaz mı geçti? Niye ilham <laughs> geldi adama? Niye hayat İlam sevgisi gelmedi. Kazandı? Yok hayat sevgisi falan kazanmadı. Parasız kaldı. Bir kimseye de artık hani dolandıramıyor falan öyle bir durumda. Aha buldum bir keriz diye mutlu <laughs> oldu yani ben. Ulan ya ben... <laughs> keriz dediği de bu arada yani ben de ayağımın öyle kalmasından olsa Google'a dönüşmeyi tercih ederim bu arada. Google'a dönüşeni bilmiyordu. Biliyorum <laughs> da hayır bana onu açıklasan ben tamam derim abi <laughs> yani. Doktor falan değil. Zaten Ne ki o? Sabrandım işte bir tane böyle düzenbaz <laughs> şey bir tip yani hani kenar orada burada gezeyim birilerine salça olayım birilerini dolandırayım ben de buradan yolumu bulayım falan bir tip. Ve bence çok aşırı eğlenceli bir tip benim çok sevdiğim türde sadece Ama o tavuk yaptım. detayını tavuk detayını söylemeselerdi. Ya adamcağız gene onu hani bilimsel mu? deney olarak evet. <laughs> Better than ghoul, hala arkadaşın kafasına sıkı bir yerden hala yani hala. <laughs> Ya ne fark eder? Ölmüş artık o yani. Yapacak bir şey yok. Ya bu arada bir iki aksiyon sahnesi de bence dan dikti bak. Bunu da söylemezsem olmaz. Mesela bir e, bizim Ghoul'un Maximus'u kancayla yere hapsetmesi sahnesi vardı. Açın bakın oraya. Bence kötü çekmişler. Şey falan da sevmedim abi ben. İşte yok T45'lerde dizayn problemi varmış da. Dizayn <laughs> problemi ne? <laughs> ateş ha, buraya ateş Buraya Şu artık ya. Bu... Şimdi bak, onu, ona bir şey demem. Bu adamın bak en başta bence şunu konuşmamız lazım. O bence bu söylediklerin oradan kaynaklanıyor. Bir fiziksel denge problemimiz var bence. Yani şey güç oranını anlayamıyorum. Ya bizim kız Çünkü bence biraz kötü yapmışlar. Değil biraz. Değil mi? Yani bizim Lucy mesela bayağı Maximus gibi dövüşüyor. Evet. Çok güçlüyor ama yeri gelin gula karşı da güçsüz. Ona bakarsan mesela bizim Google o fil, e, fili dövüşünde savaşında Hı -hı. yani sırtından şurasından burası da kurşunlar girdi adam siper almadan dövüşü yeriyor falan. Hani evet. orada bir anladık ghullar biraz daha dayanıklı okey tamam, olabilir. Tamam ama kafasına sıkınca da ölüyor. Hayır ama şeye geçtim o organ mafyası sahnesinde ghoul'lara sıktılar sıktılar öldü mesela onlar orada çık evet çık işte onu diyorum yani orada bir dengesizlik var mesela bu e, Maximus karakterinde de öyle bu arada sen bir çıraktın ama gittin işte sokaktaki bir takım insanlar geldi 8-9 kişiye karşı hepsini dövdün dövmedi ya ama gene dayanı yedi ya, o yedi şey de, ama mesela. hani günün sonunda galip geldi nasıl oldu o ben ondan ya hadi gene onlar sokak sersiz, bu biraz eğitim aldı diyelim peki e, öbür o şövalyeyle nasıl oldu hani ayıdan nasıl kurtuldun ya da ne öbürün e, ayı ne, ne o ayı değil de yani. Ayı ayıydı mutasyon. Mutasyonlu, ha, mutasyonlu yani ayı yani. Şey olabilir. Hani orada. You are olabilir de bence o normal ayıydı. You yani are going değil. Yani işte e, armorlı ve belli ki tecrübeli o e, adam bir şey yapamıyor ayıya. Sen armorsuz kenarda sadece doğru anda mı ateş ettin? Mesela öbürüne kovboy öyle demem. Kovboy diyorum çünkü ona. <laughs> Ee, hani onun belli ki bir silah kullanma bilgisi var atış talimi bir şeyleri var 200, 300 eski tecrübesi bilmiyorum. var... değil mi ek olarak <laughs> onu anladım ama mesela Lucy yeri gelince işte o ilk bölümde gördüğümüz kadarıyla bayağı... alışkın gibi bu bir takım mücadelelere bıçak da kullanıyor atlıyor da zıplıyor da bir şeyler yapabiliyor anladım ama Google'un karşısında bir şey yapamıyor canı sıkılınca da biraz güçsüzüm sanki ben ya, ...diyor... biraz biraz savaş dövüş e sonuçları, koreografileri falan Hani o an öyküüne ne ihtiyacımız varsa onu verecek şekilde idi sanki. Biraz yani süper değildi o açıdan bence. Daredevil falan gibi böyle Yok o takip etmiyorduk yani. Ya o kadar beklemedim de bir denge olsa en azından iyi olurdu gibi düşündüm. Yani Bu En katılırım. azından karakterimizin neyi yapıp neyi yapamayacağını bilsem. Mesela Lucy'ciğim sen silah kullanmayı biliyor musun? Bilmiyor musun? Şimdi biliyorsan sürekli kullan bunu. Bilmiyorsan kullanma yani. O da çünkü benim de birazcık şeyimi gerçekçiliğimi mi diyeyim. Yitirmeme sebep oluyor. Hani için mesela endişelenmek istiyorum. Sonra diyorum ki ya ilk bölümde bıçakla üzerine saldırdılar. Aldı bıçağı, çevirdi, geri soktu falan hani. Niye endişeleneyim diyorum öyle bir durumda da. <laughs> ya işte şey demeden şöyle diye veriyorsunuz hakikaten. Ya işte oyundaki gibi yapmışlar. Level 1 evet, başladık. Evet, yani yani evet, level alalı kadar, kadar kurtuldu falan filan. Bir de bir bulursun o birdenbire şey olur hani. <laughs> aynen aynen ya Zirkeri bu arada gibi. şey bu arada yani evet 50 kere söyledim de abi yani bizde yani birinci oyunda bıçak ve işte o bir tane tabanca var şu altı geniş olan 10 Hı -hı. milimetrelik silah. Allah'ım ya oyun gibiydi ya %70'i oyunun aynısıydı <laughs> abi çok garip bir tecrübe benim için ya yani ben bu kadar sadık ve de yani sadık kalacak çok şey var yani hani atıyorum mesela Last of Us oyununu oynamadım ama hani gördüğüm kadarıyla zaten o kadar zor değil uyarlaması tabii yani. Tabii tabii o zaten sinematikleri ekle öyle bir şey çıkıyor. Ha. Onun ama esprisi bu arada o ekstra dizi hiç gelmeyen bir Bill ve Frank bölümü gibi, gibi bir şeyler şey yaptı vardı, yani. Evet, öyküsünde Hı. şey şeyler vardı. Ama bunda zaten hani öyküyü uyarlamıyorlar yani. Tabii. Öyküde uyarlanacak bir şey yok. Uyarlanmak Dünyayı uyarlıyorlar. Dünyayı ben. uyarlıyorlar. Olduğu gibi koymuşlar yani hani yeni bir iki şey hariç filan falan. falan. Bunu izlediğimize inanamıyorum. Yani bunu bu kadar büyük <laughs> evet. bir proje olarak izlediğimize inanamıyorum. Ben yani başı çekeceğini düşünüyorum bu arada uyar şey oyunu uyarlamaların arasında. Tamam şey dönemi değilim mesela hani 10 yıl sonra ben muhtemelen herhangi bir insana Allah sobasının o bölümünü izlemesini söylerim. Dizi olmasa bile. Vallahi o dizisine öyle diyecek miyim onu çok çıkaramadım şu anda fakat ben mesela senin kadar zorlanmadım izlerken. Biraz 5. bölümden sonra sahne planlarının aynı olmasından bunu aldım. Hmm. Ama onun adına benim için böyle yağ gibi aktı gitti ve beğendim yani mutlaka da izle derim birilerine. Sadece 10 yıl sonra der miyim onu bilmiyorum. Ya yani o kadar orijinal bir şey yaptı mı onu bilmiyorum. Evet evet. Hele hele oyunu oynamıştır. Çünkü <laughs> oyunu bilen için orijinalliği iyice az şey <laughs> olarak. Yani hani birçok espri o sığmaklar deneymiş falan. Yani oyundan bize geçenler şey benim gibi oyundan gelenler için sürpriz değil. Geek yaparlık yapmıyorum. Uzatmıyorum. Ne kadar zaten uzattık bilmiyorum. 8 bölümlük dizi yani. Biraz daha üzerine konuşuruz belki önümüzdeki haftalarda sevgili arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Şu üstürek vardı, bu üstürek vardı. Muhabbetini sonuna kadar yapın. Yapalım. Eğlenelim. eğlenelim eğlenceli bir muhabbet. Sizce nasıl olmuş? Çok mu pastel renkliydi zaman zaman post apokaliptik bir proje için? Yoksa çok mu tatlı ve karanlıktı? Karakterleri nasıl buldunuz? Maximus muş bilmem neymiş yan karakterler falan falan. Ne konuda yorum yapmanız gerektiğiniz konuda sizi yönlendirmeye ihtiyacım olmadığına karar verdim. O yüzden uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sol nasıl buldunuz? Hoşçakalın. Öpüyoruz. Çana tıklayın. <laughs> mış aslında onu biliyorsun değil mi benim için bu